Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz çalışma odama hoş geldiniz. Bugün bir türlü ders çalışmaya başlayamayan arkadaşlara ele alacağız. Aramızda bunlardan çok YouTube yorumlarında da görüyorum. Hocam ben ders çalışmaya bir türlü başlayamıyorum. Büyük bir eylemsizlik içerisindeyim. Kimi depresyondayım diyor, kimi çok kötüyüm diyor. Bunlara bir çözüm getirelim. Neden ders çalışmaya başlayamıyoruz? Nasıl ders çalışmaya başlarız? Tek tek size anlatacağım. Bakın bunlar sağda solda duyabileceğiniz klasik tavsiyeler değil. Hayatın içinden hayatınıza yön verebilecek tavsiyeler olacak. O yüzden güzelce videoyu izleyin. Tüm sınavlara yöneliktir, fark etmez. Okula çalış, sınavına çalış, ister LGS'ye gir, ister YKS'ye gir. Hepsinde geçerli olan bilgiler sana aktaracağım. Fazla uzatmayalım, hadi videomuza geçelim. İlk olarak ders çalışamamanın birincil nedeni nedir diye sorsak budur herhalde, isteksizlik. Şöyle düşünüyor olabilirsin. Hocam benim canım hiç ders çalışmak istemiyor. Diğer öğrencilerden ben farklıyım. Diğer insanlardan farklıyım. Abi hiç panik yapma. Diğer insanlardan hiçbir farkın yok. Hepimiz, buna ben de dahil, büyük bir isteksizlikle mücadele ediyoruz. Bakın, faydalı bir iş yapacağınız zaman üzerinizde çok ağır bir isteksizlik olur. Özellikle bu iş zorsa. Sana heyecan veren, o an için haz yaratan şeyler hiç isteksizlik olmaz. Mesela film izlemek istiyorsun hemen. Arkadaşınla gezmek istiyorsun. Hiç isteksizliğin var mı? Yok. Ama faydalı bir şey yapacaksın. Mesela kilo vermek istiyorsun. Spor yapmak istiyorsun. Kendini bir konuda geliştirmek istiyorsun. Sınava çalışmak istiyorsun. Dersine çalışmak istiyorsun. İşte karşına çıkabilecek en büyük şey bu isteksizlik. Çoğu arkadaş isteksizlikle nasıl mücadele edileceğini bilmiyor. Bu sebeple aylarını, yıllarını geçiriyor. Bakın geriye doğru dönün. Neden ders çalışamadın diye bir bak. Canım istemiyor abi. Bu kadar basit aslında. Çoğu kişi canım istemiyor demiyor da. Mesela diyor ki benim işte odam dağınık. Odam yok. Çalışma masam yok. Kitabım yok. İşte kursa gitmiyorum ben hocam ondan. Benim ailem bana çok baskı yapıyor. O yüzden çalışamıyorum. Abi dürüst olalım. İsteyen kişi her türlü ders çalışır. Biz neden çalışmıyoruz? Abi isteksizim diyeceksin. Ya isteğim yok. Canım istemiyor. Şimdi ilk olarak bunu kabullenirsen neler yapacağını bilirsin. Problemi doğru yerde aramazsan, örneğin çalışma odam yok o yüzden ders çalışamıyorum zannedersin. Çalışma odası yapılır sana, yine ders çalışamazsın. Hocam ben kursa gitsem var ya ortalığı dağıtacağım dersin. Ailene de böyle konuşursun kendinden emin bir şekilde. Parası verilir, kursa gidersin 1-2 hafta. Ondan sonra yine ders çalışmıyorsun. Yine derslerin kötü. Çünkü problemi doğru yerde aramadın. Şimdi problemin kaynağını buldum. Tamam hocam. Peki bu isteksizliğimizle nasıl mücadele edeceğiz? Şunu unutmayın. İsteksizlik her zaman ve her yerde karşına çıkacak. Bundan kaçamaz. Ve bu duygu kendiliğinden geçmez. Çoğu kişi bu isteksizliğin bir kalksın, ben de gidip ders çalışayım diye bekliyor. Ama size bir sürprizim var. Bu isteksizlik üzerinizden kalkmaz. Kalksa bile çok kısa sürelidir. Mesela kalkar 2-3 gün, sonra tekrar geri gelir. Bir gün kalkar, belki 1-2 saat, sonra tekrar hop, bir bakmışsın kapı çalıyor, isteksizlik karşında. Bu duyguyla yaşamayı, bu duyguyla mücadele etmeyi bilmelisin. Yoksa ders çalışmaya başlamak için bu duygunun geçmesini beklersen ömrün geçer, yılların geçer. Şöyle geriye doğru bir bakalım. Belki 2 yıldır isteksizliğim geçsin diye bekliyorsun. Belki aylardır işte ne bileyim bak YKS sınavı yaklaştı. İsteksizliğim bir geçsin, dersimi çalışacağım. Kendimi iyi istediğim dersimi çalışacağım diye bekliyorsun. Arkadaşlar beklemeyle hiçbir şey olmaz. Şimdi size 2 tane problemi göstereceğim. Sonra bunların nasıl düzeltileceğini, isteksizliğin ne olduğunu öğrendik ve her zaman yanımızda olacağını, bu duygunun geçmeyeceğini de öğrendik. Hocam bu duygu geçmezse nasıl ders çalışacağım? Onu da anlatacağım. Şimdi gelelim ikinci problemimize. Şimdi isteksizliğin yanında bir de zihin dağınıklığı var. Şimdi bu zihnin dağınık olması zaten isteksizliği ile entegredir. Bunlar birbirini besler arkadaşlar. Zaten her şey dağınıktır. Bir de üzerine isteksizlik vardır. Oradan hiçbir şey çıkmaz. Pozitif hiçbir şey yapamazsınız. Bu videoyu izlerken biliyorum. Ya hocam benim hayatımı anlatıyorsun resmen. Evet dostum. Bütün hepimiz bu hayatı yaşıyoruz ve seninkilerine benzer. Sen sadece hayatının kendinde olduğunu düşünüyorsun. Zorlukları sadece senin çektiğini düşünüyorsun ama emin ol çok büyük bir topluluk bu zorluklarla mücadele ediyor. Ben yıllarca mücadele ettim. Birçok öğrencimizle de mücadele ettik. Nasıl aşıldığını öğrendik. Bunu da size aktarmaya çalışıyorum. Şimdi zihninde matematik dersi var. Hocam benim matematiği bitirmem lazım. TYT, LGS, ne hangi sınava giriyorsa. Fiziği bitirmem lazım. Hocam kimyanın konuları hep duruyor. Soru çok eksiğim var. Ev işleri var, bir yandan bunları yapmam gerekiyor. Hocam bitmesi gereken soru bankaları var. Bak bunlar hep zihninde duruyor. Ya ben hocam sallamıyorum desen bile bunlar zihninde yer kaplar abi. En rahat öğrencinin zihnini açsan yine bunları göreceksin. Denemeler var,
yapman gereken, okula gitmen gerekiyor, kursu var, bazı arkadaşların özel dersi var. Bunların hepsi yapılması gereken böyle önünde bekliyor masada. Şimdi bizim hatamız da şu. Aynı anda hepsini yapmaya çalışıyoruz. Yani hem sorularımı çözeyim, matematiğim iyi olsun, fizik, kimya, burada bir boğulup gidiyorsunuz zaten. Bu dağınıklılığı ortadan kaldırmak zorundayız. Peki nasıl ortadan kaldıracağız? Ben buna minimalizm diyorum. Duymuşsundur zaten. Minimalist ders çalışmanız gerekiyor. Zihin dağınıklılığını ortadan kaldırmak için. Sadeleşmek zorundasın. Yani hem matematiği, hem fiziği, hem okul derslerini, hem kız arkadaşımı, hem ev işlerini her şeyi bir arada yapacağım dersen veya hepsini zihninde tutmaya devam edersen eylemsizleşeceksin. Yani hiçbirini yapamayacaksın. Önünde tonlarca iş vardır şu an olduğun gibi ama sen hiçbir şey yapmıyorsundur muhtemelen. Instagram'da takılıyorsun veya arkadaşlarınla vakit geçiriyoruz. Dağınıklık olan bir yerden bir başlangıç, bir başarı ortaya çıkmaz arkadaşlar. Bunu Ahmet yapıyor. Elbette 100 kişiden 1-2 kişi yapar bunu ama genel olarak söylediğim bu kurallar geçerli. Hocam ne yapacağız? Bir veya iki tane dersi hedef alacaksın. Biraz önce gösterdiğim dağınıklılığı ortadan kaldıracaksın. Mesela diyelim ki en zayıf ders matematik. En çok sana soru o götürecek biliyorsun. Çalışman gereken dersi de zaten sen benden daha iyi bilirsin. Oturacaksın. Matematik veya yanında Türkçe vardır. Matematik, Türkçe. Bunlara odaklanacaksın. Tamam mı? Diğer hepsini kenara kaldıracaksın. Hocam sadece o derslere çalışmayla olur mu? Bakın dikkat ederseniz sadece o derslere çalışınca sınav kazanırsınız demiyorum. Ders çalışmaya başlamak için bunu yapacaksın. Yani ilk başı bu şekilde aşacaksın. Hepsini bir halletmeye çalışırsan ki mutlaka daha önce denediğini biliyorum. Sonuç ne oldu? Değil mi? Mesela soru bankaları. Hepsini kenara kaldıracaksın. Bir tane soru bankası hedef seçeceksin ve içinden geçeceksin. Masanda düşünsene bir tane soru bankan var. İşte bir tane de dersi seçtiğin konu anlatımları var. Bu senin gözüne de zor gelmeyecek. Dersini çalışacaksın, odaklanacaksın. O an fizik, kimya, biyoloji onları düşünmeyeceksin. Diğer türlü derse başlaman imkansız, ben sana söyleyeyim. Peki hocam, sadeleşmeyi de yaptık. Sevgili dostum, ikinci adamın isteksizliğin vardı hatırlarsan. Başlamak diyor. Ya hocam biliyoruz bunu. Bakın biliyorsun ama gözünden çok kaçıyor. Şimdi burada şöyle bir şey var. Büyük bir isteksizlik sana geldi. Neyi öğrendik biz? Bu isteksizlik ortadan kendiliğinden kalkıp gitmeyecek. Hop birden ders çalışmaya başlayacaksın. Her şey çok güzel olacak. Böyle bir şey yok. O isteksizliğin içinden sizin YouTube, Instagram, arkadaşların, kız arkadaşın, ne bileyim erkek arkadaşın hiçbiri kurtaramayacak seni orada. Seni oradan kurtarabilecek tek şey annen, baban, hocam bunlar da değil. Abi başlamaktır. Bütün isteksizliğine rağmen bir giriş yap. Ya hocam ben istemiyorum. Zorlayarak derse başlayacaksın. Kesinlikle düşünmeni istemiyorum. İşte yetişir mi, olur mu, olmaz mı vesaire düşünmeye başladığın an hop eylemsizliğe geçersin. Beyin rahatı sever. İnsan konfor alanını sever. Sen bir şey yapmaya zorladığında hemen kenardan böyle beynin şeytan gibi seni dürter. Der ki ya zaten çalışıp ne yapacaksın? Sınava az kaldı. Fizik yetişmez, kimya yetişmez. Ne yapayım? Yatalım abi. Haftaya başlarız. Bilmem ne yaparız. Bak düşünme de yapmayacaksın. Eyleme geçtiğinde şöyle bir şey olacak. 15-20 dakika sonra yavaş yavaş isteksizlik yerine motivasyon geldiğini görmeye başlayacaksın. Bu dediklerimi uygula anlayacaksın. Motivasyon gökten inmez. Videolarla düşmez. İşte bir yerden film açtın motivasyon filmiyle motive olayım ders çalışayım. Bunlar çok anlıktır, gazdır. Ama isteksizliğine rağmen ders çalışmaya başladıysan bunu disiplinli bir şekilde devam ettirebiliyorsan hop bir zaman sonra motivasyon gelmeye başlayacak. Hocam benim ders çalışma isteksizliğinden daha çok disiplin problemim var diyorsa onun çözümü de mevcut. Takipçilerim bilir. İnternet sitemize gidin. Çalışmaodam.tv. Google'a çalışmaodam yazsanız çıkar. Video açıklamalarına da bırakıyorum. Orada online programlar bölümünde öğrencilere özel 21 günlük disiplin kampı var. Hiç disipline olamayan arkadaşlar için de bunu tavsiye ediyorum. Gidip güzelce inceleyebilirsiniz. Sizlere son olarak şunu söylemek istiyorum. Sakın bekleme. Bu videoyu izledikten sonra diyeceksin ki işte yarın başlayayım. Haftaya kesin başlıyorum. Yazın kesin başlayacağım. Videoyu da kenara kaydettim. 2 hafta sonra dinlerim filan. Abi çok tehlikeli işler. Bakın ders çalışmak için iyi olmayı beklemeyeceksin. Ben bir iyi istediğimde ders çalışayım. Gelmeyecek ben sana diyeyim. Ders çalışmak için işte kursunu bekleme. Eylül'de kursa yazıldım işte onu bekliyorum. Hayır. Ders çalışmak için öğretmenini bekleme. Öğretmenle beraber gideceğim. Konular paralel olsun. Bekleme abi. Ders çalışmak için pazartesiyi bekleme.
Tanıdık geliyor mu bunlar? Ders çalışmak için tatili bekleme. Biliyorum şu an istemiyorsun. İşte yaz tatilinde çalışacağım. Pazartesi başlayacağım. İşte şu olacak başlayacağım. Bir bakarsınız sınavlar gelip geçmiş. Ömür geçer arkadaşlar, anlamazsınız. Ne zaman başlayacağız? Şu an ders çalışmak için istemiyor mu? Hemen videoyu kapatıyorsun. Başla. Sadeleşmeni yap. Bir yerden hemen bir başla bakalım. Bak 20 dakika ders çalış. Motivasyonunun geldiğini göreceksin. Bunlar hep denenmiş, kanıtlanmış yollardır. Bakın benim samimi söyleyeyim. Şu an video çekmek canım istemiyor. Ama açtım videoyu çekiyorum. Anlatabiliyor muyum? Hala bu teknikleri kullanıyorum. Hayatın her yerinde lazım olacak. Benim keyfim gelsin de video çekeyim. Keyfim gelsin de işte ders çalışayım diye beklersek ömür boyu bekleyerek vaktimiz geçer. Umarım bu video sizler için faydalı olur. Lütfen hepsini tek tek uygulamaya çalış. Program yapamıyorsan yine sitemizde hepsi mevcut. Tek tek inceleyebilirsin. Kendine iyi bak sevgili dostum. Sana güveniyorum. İyi çalışmalar.